Gülsümün Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle görünümüne hayran kalacağınız, tadına doyamayacağınız muhteşem bir tatlı tarifi paylaşacağım. Bu tatlıyı denediğinizde eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bu tarifte büyük boy çay bardağı kullandım. Büyük veya küçük çay bardağı olması önemli değil. Önemli olan hep aynı bardakla ölçmenizdir. Gerekli olan malzemeler 7,5 çay bardağı un, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı margarin veya tereyağı, yarım çay bardağı yoğurt, 1 bütün yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, yarım paket kabartma tozu, 1 çay bardağı eri kıyılmış ceviz, 1 yemek kaşığı susam, yarım yemek kaşığı tarçın, üzerine süslemek için badem içi, ince şekerler ve antep fıstığı. Şerbeti için 3 çay bardağı toz şeker, 3,5 bardak su. Yapımına geçiyoruz. 1 bardak tereyağı, yarım bardak yoğurt, 2 bardak irmik, 2 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke bir bütün yumurtamızı kırıyoruz yarım paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz 7 buçuk çay bardağı unumuzu da azar azar ilave ederekten bir taraftan yoğuruyoruz hamurumuz gördüğünüz gibi biraz dağılır bir hamur gördüğünüz kıvama gelecek hamurumuzun yarısını ayrı bir kaba alıyoruz İçerisine eri kıyılmış cevizleri ilave ediyoruz, susam, tarçın da ilave ettikten sonra hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Diğer hamurumuzun da yarısını iki yağlı kağının arasına koyuyoruz, merdane veya oklava kullanarak tan açıyoruz. Yaklaşık kullanacağımız tepsimizin büyüklüğüne göre açıyoruz, tepsimize göre kesiyoruz kenarlarını çıkartıyoruz yağlı kağıdımız ile birlikte tepsinin içerisine koyuyoruz diğer ikinci hamurumuzu da aynı şekilde iki yağlı kağıdın arasında açıyoruz tepsimizden biraz büyük kesiyoruz kesmiş olduğumuz kenarları cevizli içimizin içerisine ilave ediyoruz böylelikle hamurumuz ziyan olmuş olmuyor ve hepsini birlikte tekrar güzelce karıştırıyoruz. Cevizli hamurumuzu da iki yağlı kağıdın arasına alaraktan gördüğünüz şekilde merdane veya da oklava kullanaraktan tepsimize göre açıyoruz. Açmış olduğumuz cevizli harcımızın kağıdını üzerinden çıkartıyoruz ve kenarına kıvırıyoruz. Kıvırmamızın amacı tepsiye koyarken daha kolaylık olması içindir. Önceden hazırlamış olduğumuz diğer hamurumuzu da aynı şekilde kenarını kıvıraraktan cevizli harcımızın üzerine kapatıyoruz. Bıçak ile öncelikle enlemesine kesiyoruz. Ben yaklaşık 5'er santim arayla kestim. Gördüğünüz şekilde baklava dilimi keser gibi kesiyoruz. Bütün tepsimizi aynı şekilde kestik. Ben şu anda görmüş olduğunuz aparatı kullanaraktan şekil verdim. Eğer ki böyle bir aparatınız varsa gördüğünüz şekilde bastırtaraktan izler yapıyoruz. Eğer ki böyle bir aparatınız yoksa olmayanlar için de farklı bir yöntem kullanıyoruz. İki tane yağ bıçağı ile izler yaparaktan ortaya doğru sıkıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz aparat ile arasında hiçbir fark yok. Ben bir bölümüne badem içi koyaraktan badem ile süsledim. Bir bölümüne de ince şekerleri kullandım. Sizler de kendi hayal gücünüze göre üzerine fındık, fıstık veya badem kullanabilirsiniz. Veyahut da hiçbir şey koymadan da pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında Üzeri pembe bir hal alana kadar pişiriyoruz. Tatlımız pişti. Soğuması için bir kenara bırakıyoruz. Bu arada şerbetimizi hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine 3 çay bardağı toz şekeri. 3 çay bardak suyu da ilave ettikten sonra ocakta 5-10 dakika kadar kaynatıyoruz. Şerbetimiz 10 dakika kaynadıktan sonra el yakmayacak dereceye gelene kadar soğutuyoruz. Soğumuş olan tatlımızın üzerine ılık şerbetimizi döküyoruz. tatlımız soğuk şerbetimiz de dediğim gibi el yakmayacak derecede olacak. En az 3-4 saat şerbetini çekmesi için bekletiyoruz. Tatlımız şerbetini çekti. Ben bir bölümünü de antep fıstığı ile süsledim. Gördüğünüz gibi gerçekten tatlarımızın görünümü bir harika. Tatlımızı aparat veya tabuçak ile yapmanın arasında hiçbir fark olmadığını sizler de görüyorsunuz. Tatlarımızı servis tabağına alıyoruz. Gerçekten tatlarımızın sunumu bir harika. Tabii ki tadına bakmadan da olmaz. Bir de tatlarımızın tadına bakalım. İçerisindeki bol cevizi ile tatlarımız gerçekten bir muhteşem. Tatlarımız tam kıvamında ve nefis oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolu tarifimi izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı, Diğer tariflerimi görmek için sayfamı ziyaret etmeyi ve paylaşmayı, yeni tariflerden ilk önce sizler haberdar olmak için sayfama abone olmayı unutmayınız. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni gönderi için videolarda görüşmek üzere, hoşçakalınız.